Evet, fazla dağılmıyoruz. Gençler, birkaç dakikanızı alacağız, ondan sonra programımız devam edecek. Aramızda çok değerli misafirlerimizden selamlama konuşmalarını yapmak üzere Erzurum AK Parti İl Başkan Yardımcımız Sayın Mevlüt Doğan Bey'i mikrofona davet ediyorum. Sayın Başkanım, buyurun. Sayın Büyükşehir Belediye Başkan Vekilim, Sayın İlçe Başkanım, Sayın İlçe AK Parti İlçe Başkanım, Sayın Büyükşehir Belediye Meclis Üyem, kurumlarımızın yetkilileri, amirleri, dernek başkanlarımız ve onların kıymetli yöneticileri, ilçe başkanlığımızın kıymetli yöneticileri ve siz Dolunay mahallemizin kıymetli sakinleri, sizleri saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Öncelikle konuşmama başlamadan önce bir teşekkürümü boş biliyorum. Bizlere hem 14 Mayıs'ta hem 28 Mayıs'ta topyekün bir destek verdiniz. Sizlerin sayesinde dünya liderimiz, genel başkanımız, cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tekrar cumhurbaşkanı olarak seçilmiştir. Sizlere sonsuz teşekkür ediyoruz. Ayrıca bugün burada bizim bir arada olmamızı sağlayan, burada bu güzel coğrafyada, bu güzel mekanda bizleri bir araya getiren, emeği geçen bütün kardeşlerime de yine çok teşekkür ediyorum. Bir teşekkürü de yine hem başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere burada kıymetli ilçe başkanımız Yavuz Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Şenkaya'nın çehresi her geçen gün değişiyor. Her geçen gün daha güzel yatırımlar oluyor. Onun için de ayrı bir teşekkür de ilçe başkanımıza yapmak istiyorum. Kıymetli misafirlerimiz, tabii bu festivallerin görüntüde bir amacı var. Burada eğlenceye yönelik belki bir amacı var ama arka planda da çok büyük katkıları ve faydaları var. Bunların en önemlisi birlik ve beraberliğimizi pekiştirmekte. Ayrıca uzun zamandır kendi birbirlerini görmeyen kısım akrabaların, komşuların birbirlerini görmesinde, kaynaşmasında, küskünlüklerin giderilmesinde, ayrıca geçmişimizin, tarihimizin, geleneğimizin, göreneğimizin bugünlere taşınmasında ve bugünlerinden de gelecek nesillere aktarılmasında da çok önemli bir vazife görüyor bu festivallerimiz. Bunun için ben inanıyorum burada çok daha güzel festivallerde bir arada olacağımız ve daha güzel organizasyonların olacağı, günlerimizin de olacağına inanıyorum. Ayrıca bir teşekkürü de şunun için yapmak istiyorum. Bizlere vermiş olduğunuz bu destek sayesinde inşallah Cumhurbaşkanımız, dünya liderimiz ve Türkiye yüzyılını başlattı ve göreceksiniz köy köy, mahalle mahalle, ilçe ilçe, şehir şehir ve bütün bir ülkemiz 85 milyon kardeşlik, birlik ve beraberlik içerisinde ülkemiz gelecek yarınlara umutla, refahla, huzurla gidecektir. Ben bizi tekrar bir araya getiren bütün emeği geçen bütün kardeşlerime teşekkür ediyorum. Sizlere iyi eğlenceler, iyi festivaller diliyorum. Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun. Sayın Başkanımızı alkışlarla uğurluyoruz. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Yine şimdi selamlama konuşmalarını yapmak üzere Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Sayın Fevzi Polat Bey'i mikrofona davet ediyorum. Sayın Başkanım, buyurun. Çok kıymetli Şenkaya İlçe Belediye Başkanım, çok kıymetli AK Parti İl Başkan Yardımcım, çok kıymetli Şenkaya İlçe Başkanım, çok kıymetli kurum amirleri, çok kıymetli Şenkayalı kardeşlerim. Hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Değerli Hazirun, Rabbim birliğimizi, dirliğimizi daim kılsın inşallah. Bu topraklar yıllarca teröre maruz kaldı ve bu topraklarda birlikte halay çekmeyi, birlikte zılgıt çekmeyi, birlikte türkü söylemeyi yıllarca unuttuk. Ama Allah'a şükürler olsun. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi, düzenimizi daim kılsın. Bugün
aynı bayrak altında birlikte toyumuzu, düğünümüzü, şenliğimizi birlikte yapıyoruz. Terörün belini kırarak bu toprakları tekrar huzura kavuşturan çok kıymetli Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Bey ve oylarıyla ona destek veren çok kıymetli Özyurt ve Dolunay köyümüzün sakinleri, çok kıymetli Şengalı dostlarımız, çok kıymetli vatandaşlarımız, iyi ki varsınız. Bugün Türkiye'de huzur varsa, bugün Türkiye'de terörün belinin kırılmışsa, bu sizlerin sandıkta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Bey'e oylarınızı vererek sağladığınız bir başarıdır. Bu başarı hepimizin, bu kardeşlik başarısı, bu ülkemizin huzura ulaşması hepimizin sandıkta verdiği oylarla oldu. Bundan dolayı ben hepinize en kalbi duygularımla selamlarımı iletiyorum, saygılarımı iletiyorum. İyi ki varsınız diyorum. Değerli arkadaşlar, seçim dönemi, genel seçim dönemi bitti. Önümüzde bir 5 yıllık icraat dönemi var. Allah izin verirse 7-8 ay sonra da bir mahalle seçim yapılacak. Ama 5 yıl önümüzde bir süre var. Bu süre zarfında eksiklikler giderilmeye çalışılacak. Türkiye'de biz her şey güllük gülistanlık demiyoruz. Ama tüm dünyada olduğu gibi bir pandemi belasını birlikte yaşadık. Bunun faturalarını tüm dünyada olduğu gibi biz de ödüyoruz. Tüm dünyada olan sıkıntılar bize de vurdu. Azerbaycan'da çok ciddi bir başarı elde ettik. 33 yıl süren bir işgali 44 günde bu milletin yardımlarıyla Azeri kardeşlerimiz sona erdirdi. Değerli arkadaşlar, bu dönemde dünyada son 100 yılda yaşanan en büyük karasal depremi bu ülke yaşadı. Ülkemiz Yunanistan büyüklüğünde bir alanı bu depremle yıkıldı. 650 bin konut yıkıldı. Ama bakın, bunları bir yandan yaparken bir yandan 20 yılı aşkan bir süredir EYT'lilerin beklediği konuyu Cumhurbaşkanımızın dirayetinde bu halk kazandı ve bu EYT'den dolayı aylık 25 milyar lira devlet ek para öderken, 650 bin konutu yaparken yine de büyük bir sıkıntı yaşamıyoruz. Evet, sıkıntılarımız var ama bu sıkıntıları el birliğiyle, istikrarla adım adım çözüyoruz. Ben tekrar oylarınızla istikrara verdiğiniz destek için siz değerli kardeşlerimi saygıyla selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, mağfireti, bereket üzerinize olsun. Toyunuz, şenliğiniz daim olsun. Hayırlı günler diliyorum. Sizin orkestra da herhalde bugün cağ kebabının başında. Onlar da baktılar ki bugün bize kalmaz malmaz, ne olur, onlar da oraya gittiler. Ben şimdi sizlere kısa bir fıkra anlatırken onlar da gelip yerlerini bulurlar diye düşünüyorum. Değerli dostlar, padişahın, tabii dinlerseniz bunu anlatacağım, dinlemezseniz onu da takdiri size bırakacağım. Dinliyor musunuz? Peki, anlayayım, anlatayım o zaman. Şimdi padişahın bir tane devrinde çocuklarından bir tek kızı olur. Bu tek kızı büyür, ergenlik çağına gelir. Veziri Azam da, bütün Veziri Azam bunun başına dolanır. Herkes padişahın kızını alacak, baş vezir olacak. Padişah da bakıyor ki bunların hiçbirinden bir tane aygün yok. Ben bir imtihan sefası açayım. Bunlar bu imtihanı geçerseler kızımı ona vereyim. Tellalları çağırıyor. Diyor ki bak, gidin bütün halka söyleyin.
Kızımı diyor, 3 sorum olacak işaretle. Bu 3 sorumu bilene kızımı vereceğim. Ama ağzını gözünü bağlayın. Bir yeri görmesin. Ben işaretle cevap vereceğim. O işaretle soru soracağım. O işaretle cevap verecek. Şayet veremezse boynunu keserim. Verirse haydi amcacığım haydi. Halaya haydi. Evet, oturan kimse kalmasın. Haydi bekliyoruz. Evet, bayan kardeşlerimizle bekliyoruz. Analarımız, bacılarımız, yengelerimiz. Öyle güzel bir halay olsun ki öz yurtlarına yakışır bir halay olsun lütfen. Evet, arkada duran saklanan genç arkadaşlar, Halil Bey. Haydi oraya al, öylece gel. Aras aras kanarız, bir gözden kalkanarız. Aras aras kanarız, bir gözden kalkanarız. Al başımdan sevdayı, kazardaş al kanarız. Al başımdan sevdayı, kazardaş al kanarız. Ben buradayım, gel gel halaya gel, sen de gel gel. Gel, çok çalıştım, gel kurban olayım, gel az önce bir görüntü alalım, görüntü gel. Can Sene Muhlis Bey, can. Can Sene Necip amca, can. He baba he. Evet, Ayhan Beydilli. Beyefendiden Dolunay ve Özgür Köy Derneği'ne 1000 TL katkıda bulunmuşlar. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Haraziye yırdılar, suyun iza vurdular. Haraziye yırdılar, suyun iza vurdular. Daha bele yedim ki Özgür Dolunay. Lütfen herkesi havaya davet ediyoruz. Oturan kimse kalmasın. Birazdan yağmur başlayacak. Lütfen. Abi sen de gel. Ezmoslu abi gel. Havayı kıza katıl gel.